Evet sayın seyirciler, Artvin'in Yusufeli ilçesi İşhan köyündeyiz. Tabii şu anda tut mevsimi olunca hepimizin bildiği gibi bekmez yapılıyor, bekmez. Yani bu gördüğünüz arkamızdaki teşlerde bekmez kaynıyor ve kaynayan bekmezler işte gördüğünüz gibi şu anda bu vaziyete geliyor. Şu vaziyete geliyor. Yani şu anda mevsimin ilk bekmezinden bahsediyoruz. İlk bekmez. Ve bildiğiniz gibi aynı zamanda bu bekmez küme ve pestilin yapıldığı bekmez. Düt bekmezi. Onun için şu anda bu bekmezi yapan aileyle birlikteyiz. Efendim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ömer Faruk Osanmaz. Ömer Bey, şu an bekmez yapıldı. Biz de buradaki bekmezin yapılışını görüntüledik. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok zahmetli ve meşakkatli bir yoldan geliyor bu bekmez. Sabah 5'te başlıyoruz. Şu anda saat 5 oldu. Yani hala bitiremedik. Bu daha sıcak olduğu için böyle sıvı gibi akıyor. Bu biraz soğuduktan sonra tam kıvamında olacak. Böyle son damlasına kadar kesilmeden akacak. Kesilerek aktığı zaman orijinal dut pekmezi değildir. Değildir. Tabii. Ya herhangi bir katkı vardır. Katkı vardır. Bak bunu kaldırdığınız zaman böyle ip gibi akacak. Bu soğuduğu zaman da böyle lastik gibi uzayacak. Son damlasına kadar kesik kesik akıyorsa anlayın ki o bekmez dut pekmezi değildir. Evet. Evet. Yani kısacası bekmezin akış durumuna göre tabii değerlendiriliyor. Tabii. Öyle kesilmeyecek. Mi? Kesilmeyecek. Hiçbir katkı maddesi olmadığını ancak işte buradan anlayabiliyormuşuz. Şu anda akışta hiçbir kesiklik olmayacakmış. Yani eğer kesiklik varsa düt pekmezi değil. Yenge merhaba. Merhaba. Yenge sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kıvanç Osanmaz. Şimdi Kıvanç Hanım, eşinizle görüştük. Bekmezin yapılışını bir de bayan olarak, genelde bu bölgede bayanlar bu bekmezi yapıyorlar. Bir anlatır mısınız? Bir de siz anlatın. Sabah erken kalkıp döküyoruz. Sonra böyle kazanlara koyup kaynatıyoruz. Haşlıyoruz yani. Sonra süzüyorsun. Ondan sonra onun suyunu aldıktan sonra bir daha süzüyoruz tülbentlerden. Ondan sonra kaynatıyoruz bunu. 3 saat ancak kıvama geliyor. Kaynattıktan sonra kaldırıyoruz. Biraz da o teşte çalıyoruz. Hani kıvam alsın diye. Sonra onu bir daha tülbentten süzüyoruz. Sonra kavanozlara koyuyoruz. Kıvanç Hanım, bu meşakkatli bir iş. Meşakkatli bir iş. Evet, ve bir bayan zor olarak kaç saattir bu pekmezlerle uğraşıyoruz bugün? 5-6 saattir buradayız. Halen daha bitmedi. Bir 3-4 saat daha ancak kaynatırız yani. Şu pekmezle ilgili bir de sizin görüşlerinizi alalım. Şimdi bu pekmez, demin eşiniz de söyledi. Bu pekmez kesilmeyecek dedi, doğru mu? Evet, kesilmeyecek. Çünkü kesilirse hem ince olur hem de bozulur kendisi. Bozulur. Aynen yani ekşir. Anladım. Yani bunun kalitesi ancak bu şekilde ölçülüyor. Evet, kıvamlı olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Evet. Evet sayın seyirciler, Osanmaz ailesiyle birlikte olduk. Nusret Türür'le Bölgenin Sesi programı olarak bütün Türkiye'de olmaya devam ediyoruz. Bizleri takip ediyorsunuz. Bir gün Türkiye'nin bir köşesinde, Kars'ında, Ağrı'sında, Gümüşhane'sinde, Bayburt'unda, Artvin'inde, Erzurum'da ve köylerinde oluyoruz. Bazen Batı'da oluyoruz. İzmir, İstanbul, Bursa, Yalova'sında oluyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu güzel görüntüleri ekranlara taşımak için de bugün de Artvin Yusufeli İşhan köyündeyiz. Nusret abi sen bize ceza izliyorsun. O zaman pekmez olmuş oluyor. Şu anda siz bu pekmezi devamlı yapıyorsunuz. Taşmasın diye mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet, hani altı hararetli yanması gerekiyor ya, böyle yanınca da taşıyor. Hani az koyunca da böyle teşlerin dibi yanıyor. Mecburen böyle karıştırmak zorunda kalıyoruz. Evet. Yani çok zahmetli aslında. Geçen sene kaça satılmıştı demiştiniz? 50 TL'ye sattık. Bu sene sattınız mı hiç? Hayır, yeni başladık zaten. İlk pekmezimiz bu. Kaça satılacağını da bilmiyorsunuz. Evet, bilmiyoruz. Yani artık alanların inisiyatifine kalmış bir şey. Evet, bu pekmez.
bezimizin son hali. Böyle kıvam alıyor. Şöyle kaldırıyoruz. Bakın bu kıvam alınca pekmez olmuş oluyor. Dök. Şu anda bu pekmez oldu mu? Evet. Bu pekmezin en son olmuş hali. Olmuş hali. Bitti evet. Yani. Evet. Şu anda satılabilir hali ve kullanılır hali değil mi? Evet. Kahvaltılarımızı. Şimdi bu saat, bu kaç saat boyunca böyle bu kaynadıktan sonra bu vaziyete geldi dedin? En az 3 saat kaynıyor bu. 3 saat? Evet. Teşlerde. Yani şu anda kaynadığı gibi. Evet. Aynen. Allah'tan al fidanı dökmemiş. Bu bak fidanı çalıyoruz. Aa yolda yeni fenerle yıkılan kuracağız. Şimdi çevir. Aha. Ulan! Diğer laylığı da yetti yavrum. Hoş geldin. Basit. Ha. Tabii tabii. Dur. Çekiyorum ben şu anda zaten. Ha. Tabii tabii. Tamam.
Efendim merhaba. Merhabalar. Efendim şu an neyi bekliyorsunuz burada? Şu an burada pekmezin oluşunu bekliyoruz. Hem de kendi gözlerimizle izliyoruz nasıl oluyor diye. Ama çok zahmetli olduğunu gördük. Pekmez alacaksınız. İşhan köyüne geliyoruz. Evet, pekmez almak için. Nerede oturuyordunuz siz? Ben İstanbul Sancaktepe'de oturuyorum. Buraya sırf pekmez almak için geliyorum her sene. Yani şu anda pekmez alıp gideceksiniz. Aynen öyle. Pekmezin pişimini bekliyoruz. Bizi izleyicilere ne tür bir mesajınız olur? İşhan köyünün pekmezini kaçırmamalarını tavsiyem olur. Alsınlar. Alsınlar. Şu anda pekmezin son aşaması, kıvama gelmesini bekliyoruz. Şıraları koyduk teşlere, 2-3 saat kaynayıp pekmez olmasını bekliyoruz. 2-3 saat mi beklemesi gerekiyor? Aynen, 2-3 saat kaynayarak bunun öz suyu kalana kadar devam edecek. Kıvama geldiği zaman zaten böyle uzanacak, akmayacak su gibi. Evet, şu anda 2 teşte mi kaynatıyorsunuz? Evet, şu anda 2 teşte kaynatıyoruz. Sabah beri 6. teştimiz. 6. teş. Evet. Daha da var, daha kaynayacak pekmezlerimiz de var. O zaman pekmez yapılı pekmeziniz, yaptınız pekmez bugün. Evet. Evet. Aynen. Efendim kaça satılacak kilosu tahmini? Geçen sene 50'ye gitti toptan. Perakende 60'a gitti ama bu sene 70'e mi gider, 80'e mi gider bilmiyoruz artık ama bizim İşhanköy pekmezi 1000 lira destan bir pekmez. Bunu önce döküyoruz, büyük kazanlarda haşlıyoruz, sonra pres makinesinde suyunu çıkartıyoruz. Daha sonra kovalara süzüyoruz onları, sonra böyle teşlere alıyoruz. Böyle 3 saat kaynadıktan sonra ancak kıvama geliyor. Şöyle kaldırıyoruz pekmezi, böyle şöyle ip olduğu zaman pekmez olmuş oluyor. Evet, hani altı hararetli yanması gerekiyor ya, böyle yanınca da taşıyor. Hani az koyunca da böyle teşlerin dibi yanıyor. Mecburen böyle karıştırmak zorunda kalıyoruz. 50 TL'ye sattık. Bu sene sattınız mı hiç? Hayır, yeni başladık zaten. İlk pekmezimiz bu. Kaça satılacağını da bilmiyorsunuz. Evet, bilmiyoruz. Yani artık alanların inisiyatifine kalmış bir şey.